kumandanı Palvarday'ın muhafızları. Başlarında yüzbaşı Michel var. Muhakkak kaleden kaçtığımızı anladılar. Bizleri arıyorlar. Allah bere de kalede Çalasan keferilerin eline düşmese. Bizleri hiçbir kale muhafızı görmeden yerimize varmalıyız. Kimsiniz? Açın, yabancı değil. Ben aşık kulunuz. Anneni getirdim. Anneciğim! Benim güzel anneciğim! Gel anne, otur şöyle. Anne, yiğidim nerede? Babamın vaktiyle öğrettiği kalenin gizli yolundan kaçabilmem muhafızları oyalamak için orada kaldı. Hem de Sinan Paşa ve heyetini şehit eden yüzbaşı Antonio'dan öcünü almak için. Eğer yakalanırsa onu öldürürler. Anne, ben onsuz yaşayamam. Babama hazinenin yerini söyletmek için hain Palvarday yaptırdı, değil mi? Evet. Zavallı anneciğim! Üzülme kızım. Tanrı daima iyilerin yardımcısı. Tanrı yiğidime öcünü almak için yardımcı olsun. Amin. Bacım, üzülmeyin. Çalasan şu ana kadar buraya gelmediğine göre muhakkak öcünü alıp orduyu Hümayun'a dahil olmak üzere Viyana surlarına doğru yola çıkmıştım. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Budin'in muhafazasına Hüsrev Bey'i bıraktıktan sonra ordugahını kaldırıp süratli bir yürüyüşle 22 Eylül 1529'da Avusturya Macaristan hududunda bulunan Ovar kasabasına gelir. Devlet yolunda baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Çalasan, Şevketli Padişahına Estergon kafiri Palvarday'ın yaptıklarını ulaştırıp emri iradesini almak hem de Viyana muhasırasında kulluğunu bir kere daha ispat etmek için Ovar kasabasında divana dahil olur. Şevketli Padişahım, Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi. Sinan Paşa ve beyzadeleri misafir ettikleri yerde cuma namazını eda ederken şehit ettirdi. Vah dostlarım, vah evlatlarım, şecaatli asker, bize başka bir diyeceğin var mı? Şevketli Padişahım, Estergon Kalesi müstahkem bir kaledir. Papa Paul ve Kral Ferdinand'dan yardım görür. Çalasan, Estergon kafirinin Bölükbaşı Cafer'e, Zapolya Yanoşu'nun en yakın dostu Verben'e bir hazine yüzünden yaptığı işkenceleri anlatır. Çalasan, Şevketli Padişahının emri iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevini tamamlamak, Serhat'te bulunan genç Osman kulunu bulup kurban olmadan Estergon'da Türk sancaklarını dalgalandırmak için yola koyulur. Günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha? Evet asır kumandanım. Sersem köpek, beceriksiz herif.
Ancak hepiniz bol bol şarap içip kadınlarla seçmesini bilirsiniz. Sizlerin yapamadığınızı kendi kılıcımla yapacağım. Asil Karlovic, yanına en iyi silahşör ve zabitleri al. Derhal Estergon'da ne kadar yabancı varsa yakala. Türk hanelerinin hepsini bas. Kaleden kaçanları sor. Söylemeyenleri o an öldür. Estergon kale kumandanı ve valisi Hain Palvarday'ın emri üzerine kale muhafızları muhtelif gruplar halinde Estergon arazisinin dört bir yanına yayılırlar. Önlerine gelen her Türk hanesine zorla girerek insanlık dışı bir davranışla masum Türkleri insafsızca öldürürler. Türk çocuklarını kılıçlarının ucuna geçirip köy köy dolaşırlar. Şimdi tek yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir. Buna mani olmalıyım. Mani olmalıyım buna. Ayak taban yaraların iyileşmeden bir yere gidemezsin. O kafirlerle mücadele edemezsin. Türklerin öcünü almak için ayak taban yaralarının iyileşmesini beklemelisin. Beyzadem Çalasan'dan bir haber var mı? Hayır ağam. Antonio denilen kefereden intikamını alıp kaleden kaçtıktan sonra Estergon'da bir daha görünmemiş. Evvelce söylediğim gibi Viyana surlarını muhasara eden Şevketli padişahımızın Estergon topraklarının mülke dahil olması için emru iradesini almaya gitmiştir. İnşallah bugünlerde Estergon'a dahil olur. Sağ olun be kafirler! Sağ olsan! Sağ olun namertler! Tanrım, beni Türklere karşı insafsızca işlenen cinayetlerin öcünü almadan kurban etme. Bismillah. Hanemize hoş geldiniz kumandan cenapları. Söyle bakalım moruk. Çal Hasan, Bölükbaşı Cafer, Madam Isabel burada mı? Hayır. Peki nerede? Estergon'da hangi Türk'ün hanesinde saklanıyor? Bilmiyorum. Hem söylediğiniz kimseleri ne gördüm ne de tanıyorum. Ya sen? Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum. Her ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemenin sonu ölümdür. Abi! Bahadır Gürsilyas, sizleri kalleşe kim bu hale getirdi? Estergon Kalesi kumandanı Palvarday'ın sadık sabiti Karlovic. Hain kafirler! Ulu Bahadır, genç Osman kulun nerede? Seni bir müddet burada bekledi. Şu anda Murat Ağa'nın hanesinde gizlenmiş olmalıdır. Bu halin ne Antonio? Çabuk söyle. Seni hangi köpek hançeriyle yaralayıp bu hale getirdi? Aradığımız Türk akıncısı Çal Hasan. Bir gün Çal Hasan'ı kendi hançeriyle öldüreceğim. Her tarafı yakın yakın Çal Hasan'ı bulun. Çal Hasan, diğer Türkler gibi sen de öleceksin. Öldürün şunu!
Yakalayın! Kaçırmayın onu! Aslanım, genç Osman'ın ne olduğunu belki anda öğrenebiliriz. Bekle beni burada. Buralarda başka bir Türk akıncısı daha var mı? Var. Hem de binlercesi. Hoş geldiniz, şöyle buyurun. Şimdiden Türk ordularının Viyana önlerinde Kral Ferdinand'ın ordularından mağlup olacağı şerefe içelim. Ben sizlerin yerinde olsam Türk akıncılarının şerefine içerim. Zira Türk akıncıları Estergon'a doğru ilerliyor. Türkler mi geliyor? Türkler buraya asla giremezler. Gelince görürsünüz, dersinizi alırsınız. Türk akıncısı Çalasan'la nerede buluşacaktınız? Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun? Türk ölür, sırrını hiç kimseye vermez. Dalayın gözlerini! Şu taraftan acı bir feryat geldi. Birini mi öldürüyorlar? Hayır, bizim muhafızlar biraz evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu burada yakaladılar. Ona işkence ederek Çal Hasan'ın yerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bildiklerini söyle de kelleni bağışlayın. Bir şeyi bağışlamak Allah'a mahsustur. Öldürseniz bile ağzımdan tek kelime alamazsınız. Kellemi veririm, sırrımı vermem. Ne oluyor burada? Asil kumandanım, Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu yakaladık. Onu sorguya çekiyorum. Fakat bir türlü konuşturamadım. Derhal buradan çıkın. Ben onu konuştururum. Osman, kardeşim. Sen kimsin? Kanuni Sultan Süleyman'ın baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan kullarından Çal Hasan. Çal Hasan, sen misin? Kardeşim. Ne ya, benim. Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla Vezir-i Azam İbrahim Paşa'dan bir name getirdim. Koturumun paçasında. Hadi hemen al oku. Şecaatli askerim, şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ı... Öldürün şu şeytanı! Elindeki nameyi alalım! Osman kardeşimin gözlerinin öcünü vücudunda delikler açarak alacağım. Bu Osman'ın sağ gözü için! Hıh!
Bu da sol gözü için. Hasan! Teslim ol! Muhafızlar, hücum edin! Savunun be kafirler! Kaleye götürün onu! Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler. Evet ağam, kaleye getirdiler. Aşık! Buyurun. Derhal Yusuf Ağa'ya haber sal. Çal Hasan'a ne yaptıklarını öğrensin. Prangaya vurulmuş sabit Çal Hasan'a. Evet, asil bir kelli. Demek bu iç soylu karımın hususi odasına kadar girmiş Michel. Karıma akla gelen her şeyi yapmış olabilir. Olabilir asil Vitelli. Avrupa'da bilindiği gibi Türk erkekleri güzel kadınlarımızı kandırabilecek her türlü ünlülere sahip bulunmaktadır. Ne demek istiyorsun? Prensesle bir odada kaldıklarına göre. Sözlerine dikkat. Prensesi suçlu duruma sokuyorsun. Belki de bu doğru olabilir. Bunu ilk fırsatta öğreneceğim. Derhal kumandanlarını buraya topla. Asil kumandanımıza Çal Hasan'ın yakalandığını haber ver. Emirleriniz derhal yerine getirilecektir asil Vitelli. Asil Vitelli, müsaadenizle hususi sarayıma bir an evvel çekilmek istiyorum. Çekilebilirsiniz asil prensesim. Torbielli, yakalanan Çal Hasan'ı derhal buraya getir. Asil Tristan Vitelli, emriniz üzerine Türk akıncısı Çal Hasan'ı huzurlarınıza getirdim. Neden öyle bakıyorsun? Yüzümü mü özledin, yoksa ne halde olduğumu mu merak ettin? İşte, her zamanki gibi korkmadan kumandanınız Palvarday'ın, senin ve muhafızlarınızın karşısındayım. Viyana'da şevketli padişahımız, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın emri iradesini alarak tekrardan Estergon'a geldim. Silahsız, masum Türklerin hanelerini basıp, Türkleri insafsızca öldürtmekle kendini güçlü sanan o kafir Palvarday nerede? Öcümü almaya geldim. İnşallah ilk fırsatta o kafirin kellesini kesecek, kalenin anahtarlarını Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'a hediye edeceğim. Estergon'da Türk sancağını dalgalandıracağım. Artık bir fare gibi elimizdesin. Akıbetinin ne olacağını düşünmeden konuşuyorsun. Zavallı Türk akıncısı Çal Hasan. Geçen sefer zabitlerimizin ihmali yüzünden elimizden kurtuldun. Ama bu sefer elimizden kurtulamayacaksın. Sana öyle bir ders vereceğiz ki Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han ondan korkmadığımızı anlasın. Korkaklık çamurunda yetişmiş kahraman taslakları. Hepiniz solucan kadar ufak ve iğrenç bir mahluksunuz. Sersem, budala! Sen müthiş bir ölüme layıksın. Türk vatanı, namus ve şerefi için seve seve ölür. Bunu kendine kuruntu etme. Ne istiyorsun onu söyle. Arkadaşın bölükbaşı Cafer, Madame Isabel nereye sığındılar? Bunu kıymetli muhafızlarına sor. Ben sana soruyorum. Ben bilmiyorum ki söyleyeyim. Ben seni söyletmesini bilirim. Seni affetmeyi düşündüm. Yalnız soracağım suale doğru cevap verirsen. Karım Anuşka'yı tanıyor musun? Evet. Muhafaza altında kaldığı sarayına gittin mi? Evet. Söyle bakalım. Anuşka ile aranızda ne geçti? Hiç. Anuşka ile bir yatakta yattın mı? Onunla seviştiniz mi? Bu seni arzu ederek mi oldu? Bunu karın Anuşka'ya sorman doğru olmaz mı? Ben sana soruyorum. Söylesene! Söylesene! Merak ettiğin gerçek benimle mezara girecektir. Sahte hüviyet altında Anuşka'yı alet ederek arkadaşını Madame Isabel'i kurtardın. Ama kendini kurtaramayacaksın. (Gülüyor)
Vay Torbiç! Bakın kuvvetli! Sonun! Sakın öldürmeyin! Ona ölümlerin en korkuncunu tattırmalıyız. Ani bir ölüm bunun kurtuluşu demektir. Derhal onu Leopold burcundaki zindana atın. Bu sefer elimden kurtulamadım. İki yumrukta soluğunu kestim. Senin acı kuvvetine kaya olsa dayanamaz. Bugünlük bu kadar yeter başcellat. Sayın domuz, sen inadına devam et. Öldüğün gün ne papaz getireceğim, ne de mezar yaptıracağım. Ölünü haşlatıp şu Türk sipahisine yedireceğim. Sana 3 gün mühlet. Bacım, kendi kendine kaleye, Tuna'ya, göğe, toprağa bakıp bakıp da ne düşünüp durursun? Annemi babamı düşünüyorum. Bana kalırsa başka birini de düşünüyorsun gibi gelir. Bacım, şu ıstıraplı anında bir şey soracağım ama darılmayacaksın. Ağam Çalasan'ı seviyorsun değil mi? Bilmem. Belki de. Seviyorsun, seviyorsun. Bakışlarından, konuşmalarından anlıyorum. Aşıklar, Mecnunlar gibi ona olan aşkını, hasretini esen rüzgarlara, kalenin duvarlarına, Tuna'nın akan sularını anlatmak istiyorsun. Evet aşık, doğru düşünüyorsun. Şuramda bir sızı, ruhumda bir kasavet var. İçimden hep Estergon Kalesi'nin duvarlarını haykırmak geliyor. Gönlümü kemiren o sinsi acıyı dile getirsin diye. An geliyor ki Tuna'nın akışına kızıyorum. Akmasın, dursun artık istiyorum. Ben dertliyken o niçin akıyor, niçin çağlıyor? Bacım, sen yar peşinde koşan kara bahtlısın. Evet, yar peşinde koşan kara bahtlı. Estergon Kalası, subaşı durak, kemirir gönlümü bir sinsi... Hoş geldin Yusuf Ağa. Hoş bulduk. Buyur otur. Hayrola ağam? Haberler kötü. Hasan'ı Doğu Kulesi'ndeki zindana atmışlar. Zindana mı atmışlar? Evet. Bir hayli de hırpalamışlar. Ulan hain kefere! İşkence içinde seni öldürmezsem anamdan emdiğim süt bana haram olsun. Allah kısmet ederse bir gün Estergon Kalesi burçlarında Türk sancağını dalgalandıracağız. Ey benim beylerim! Silah arkadaşlarım! Gazilerim! Şevketlu padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın buyruğu ile Estergon'un fethi bize ferman edildi. Gaziler! Can vermeye hazır mısınız? Hazırız! Allah Allah! Eyvallah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan! Bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran! Eyvallah! Eyvallah! Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan!
Kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar, gülbengi Muhammed'i, nuru nebi, kerem-i âli, pirimiz, sultanımız, hünkâr, hacı bektaş-ı veli demine, hu diyelim, hu! İndancı başı, şu yiğide bir testi su getirsene, sevaptır. Gebersin, Türk'e su vermek mi? Emir verseler hemen onu boğarım. Kusura bakma arkadaş. Elinde olsa İsa hakkı için bir sarnı suyu iç ben için taşırım. Ama ben de senin gibi zindana atılmış zavallının biriyim. Sen kimsin? Kral Zopolyo Yanoş'un kumandanlarından Vermen. Hı? Yoksa Nadezya'nın babası mısın? Evet. Ama kızımı nereden tanıyorsun? Budin'den. Size hazinenin yerini söylemem için Palvarday tarafından tutulup zindana atılan bir hainsiniz. Ben Türk'üm. Türk olarak cenk meydanlarında öleceğim. Hain bir köpeğin ihtiraslarına alet olamam. Sen buraya niçin hapsedildin? Türk olduğum için. Estergon'a niçin geldin? Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'a Estergon Kalesi'ni hediye etmek için. Türk akıncısı. Sana bir sır ifşa edeceğim. Sonra da seni buradan kurtaracağım. Beni buradan nasıl kurtarırsınız? İmkan olsa kendinizi kurtarırsınız. Anlatacağım, dinle. Bu sır kale muhafızlarının peşinde koştuğu hazinenin yeridir. Hazine şu anda... Zindancıbaşı! Zindancıbaşı, bizim Türk akıncısı kendine gelebildi mi? Evet, asil Vitelli. Hemen yerlerimize çekilelim, konuştuğumuzu anlamasınlar. Hazinenin yerini söyleyecek misin? Bilmiyorum ki söyleyeyim. Baş cellat, şu inatçı keçiye vazifenizi yapın. Türk akıncısı, hayatından memnun musun? El hükmü lillah. Ne dedin? Hüküm Allah'ındır dedim. Estergon'da hüküm benim. Şimdi görürsün. Baş cellat, onu öldürünceye kadar döv. Hüküm kimdeymiş görsünler. Kardeş köpek! Bu çektiğim ıstırabı, öldürdüğün Türklerin öcünü... ...bir gün muhafızlarına da... ...sana da çektireceğim. Çektireceğim. Müzik
Türküsü. Şimdiye kadar hiç duymadım. Bakarım günlerdir şuracıkta söyleyip durursun. Bu türküyü Nadelcan'ın Çal Hasan için söylediği sözlerinden yaktım. Bu türküyü seven, sevilen Nadelcan'ın türküsü. Bu türkü senin türkün. Bu türkü zindan köşelerinde çürüyen Çal Hasan'ın türküsü. Bu türkünün adı ne olacak? Akma Tuna. Estergon türküsü. Akma Tuna, akma. Estergon'da Türk sancakları dalgalanıncaya kadar akma. Ağam, maşallah ayağının üzerine basarak buraya kadar yürüyebildin. Yavaş yavaş yürümeye gayret ediyorum. Önümüzde zorlu günler beni bekliyor. Ayak taban yaralarım biraz iyileşince kardeşim Çal Hasan'ı ilk fırsatta zindandan kurtaracağım. İçin bu duvarlar arası onun mezarı oldu. Aşık, ne bahasına olursa olsun Yiğit Hasan'ımı kurtarmak için kaleye gideceğim. Kale muhafızlarının gönüllerini fethedip Yiğit'imi kurtaracağım. Bacı, delirdin mi sen? Estergon'da bütün kale muhafızları bizleri ararken kaleye gitmen doğru değil. Seni yakaladıkları anda bizlerin yerini söyletmek için işkence ederler. Bugüne kadar sabrettik. Biraz daha sabredeceğiz. Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki öncü birliği, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanı ile Estergon Kalesi'ni fethetmek için Estergon'a doğru gece gündüz durmadan, dinlenmeden yol alıyordu. Türk öncü birliği Budin'e dahil olunca Yahya Paşazade Mehmet Bey, Şevketli Padişahımızın fermanı ile Müslüman olsun, Hristiyan olsun, hiçbir kimsenin kanı dökülmesin diye emir buyurdu. Estergon kale muhafızları kendi rıza ve istekleriyle kalenin anahtarını teslim ederlerse, kale muhafızlarına, kale halkının çoluk çocuğuna, malına, canına erişilmeyeceğini, aksi halde kalenin mukadderatının değişeceğini bildirmek için Yakup Bey idaresinde bir Osmanlı heyetini tez Estergon kalesine gönder. Osmanlı heyetinin kalemize geldiği hepimizce malum. Onun için misafirperverliğimizi unutmayalım.
Onları topraklarımız içerisinde milletimize layık bir şekilde ağırlamak vazifemiz. Bu arada Narezcan'ın da memleketimize geldiğini haber vermeniz çok iyi oldu. Vitelli, bütün bu işlerle sen uğraşacaksın. Vay kahpe vay! Kefereden dost bu kadar olur. Yürü be! Asil Tristan Vitelli cenaplarını selamlarım. Ben de sizi selamlarım güzel prensesim. Annem bir müddet evvel beni sarayınızda misafir etmek arzusunu duymuş olduğunuz haberini Budin'e iletti. Ben de bu arzunuzu gerçekleştirmek için ilk fırsatta geldim. İşte huzurunuzdayım. Hoş geldiniz güzel Nadezya. Hoş bulduk, asil Vitelli. Budin'den ne zaman geldiniz? Biraz evvel. Güzel yüzünüzü tekrar görmek bana dünyaları bahşetti. Hala güzel, hala iç çekicisiniz. Buyurun oturun. Asil Martini, kıymetli misafirime sarayın en güzel odasını hazırlayın. Şerefine de bu gece büyük bir eğlence tertip edin. Emredersiniz asil Vitelli. Yalnız gelen Türk heyeti sizinle görüşmek için sabırsızlanıyor. Hemen gelsinler, bekliyorum. Huzurunda Türklere hiç unutamayacakları bir ders vereceğim. Selam. Estergona Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emri, Şevketli Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla geldik. Türk Padişahı bizden ne ister? Estergon halkına, çoluğuna, çocuğuna, malına, canına aman verilmeden kalanın anahtarlarının teslimi, aksi halde Estergon kalasını muhasara etmeyi düşünür. Karar sizindir. Türkleri kalede bir misafir olarak kabul ederim. Estergon, Arşidük Ferdinand'ın malıdır, malı olarak da kalacaktır. Asil Vitelli, dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır. Dövüşeceğiz. Hem siz nasıl olur da benim gibi asil bir kumandanın huzurunda kavuklarınızı çıkarmazsınız? Ha? Kavuk çıkarmak adetimiz değildir. Şevketli padişahımızın huzurunda dahi bizler kavuk çıkarmayız. Madem ki öyledir, ben de kavuklarınızı başınıza çivileteyim, bir daha hiç çıkmasın. Bu bir kumandana yakışır hareket değil. Bizler buraya ciddi işler görüşmek üzere geldik. Yakalayın şu Türkleri! Asil kumandanın misafirperverliği. Muhafızlar, bunları saray önüne götürün. Kelleleri kesilsin. Mel'un! Büyük bir zevkle seyretmek istiyorum. Hayrola aşık? Ağam, durum kötü. Şevketli padişahımızın kalenin anahtarını teslim etmesi için göndermiş olduğu heyeti palvarday bağlattı. Saray önündeki avluda da kellelerini kestirecek. Vay hain kafir! Nadezya ne yaptı? Saray nazırının huzuruna kadar çıktı. Ona sarayda hususi bir oda tahsis ettirdi. Aşık, kaleye gideceğiz. Şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han benden kalenin anahtarlarının teslimini ister. Estergon Kalesi'nin surları Türklerin mezarı olacaktır. Benim bir bela olduğumu göstermek için padişahınıza unutamayacağı bir oyun oynayacağım. Türk'e Türk eti yedireceğim. Türklerden korkmadığımı göstermek için şu Türklerin kellesini kesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Oh, ne güzel! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Devam edin! Allah'a şahadet, Allah'a şahadet.
Türk akıncıları. Yahya Paşazade Mehmet Bey ve akıncıları, bu hayra alamet değil. Çabuk kaleye dönüyoruz. Kalenin muhkem duvarlarını aşacak hiçbir orduyu karşımda göremiyorum. Benim kuvvetlerimin yanında Türklerin kuvveti hiç sayılır. Meryem Ana'ya yemin ederim ki Estergon Kalesi'nin önü Türklerin mezarı olacaktır. Zindan nerede acaba? Nerede mi? İşte orada! Yürü! Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki Türk birliği kalemizi fethetmek için Estergon'a geldiler. Türk heyetini katlettiğimizi öğrendikleri an kalemize bütün kuvvet ve güçleriyle hücum edeceklerdir. Türklerin bu saldırısından kurtulmak için tek çare Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ve yanındakileri katlettirmektir. Bu zor asil kumandanım. Türk beylerinin hizmetinde olanlar sadık kişilerdir. Bizimkiler gibi hain değildirler. Biliyorum asil Mertini. Yalnız unuttuğun bir nokta var. Türkler ruhani kisvesi olan kimselere karşı büyük bir saygı gösterirler. Bundan istifade ederek iki fedai silahşörümüz ruhani kisvesi altında kalemizin anahtarını teslim etmek üzere Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına gidecektir. Huzurda bir fırsatını bulup Yahya Paşazade Mehmet Bey'i yanındaki beyleri öldüreceklerdir. Başsız kalan Türkler muhafızlarımızın ani baskını karşısında ya teslim olacak ya da Estergon'u terk edeceklerdir. Asil Karloviç, derhal en iyi iki silahşörünü hazırla. Bir saat sonra Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına dahil olmak üzere yola çıksınlar. Ne olursa olsun Çal Hasan'ı kurtarmalıyım. Muhafız! Buyurun efendim. Peki muhafızlar nerede? Türkler kaleye hücum edecekleri için kalenin burçlarındalar. Sen niye gitmedin? Benim vazifem burada. Sizi beklemekle görevliyim. Ben senin yerinde olsam hemen koşardım. Türklerle savaşmak için büyük bir hazırlık yapardım. Seni burada yakalarlarsa boğarlar. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Muhafızlar, asil Palvarda'yı görmeye gidiyorum. Bize kumandanımız emir vermeden bir yere gidemezsiniz. Özür dilerim. Güzel muhafızlar, sizi odamda bekliyorum. Çok güzel şarap ve mezelerim var. Prensesim, bir emriniz mi var? Evet asil kumandan. Kale içinde biraz dolaşmak, hem de katedralde dua etmek istiyordum. Bu arzunuzu yerine getirmek isterdim. Yalnız şu anda asil kumandan Palvarday, güzel prensesimiz için hususi odasında hazırlattığı ziyafette sizi bekliyor. Seni affetmeyi düşünüyorum. Yalnız soracağım soruya doğru cevap verirsen. Verben'le şu karşılıklı hücrelerde beraber kaldığınız zaman içinde bir hazineden bahsetti mi? Evet. Yerini söyledi mi? Cevap ver, söyledi mi? Aldanıyorsun. Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Hazine benle beraber mezara girecektir. Seni kendi hançerinle öldüreceğim. Bir şey soracağım. Eskiden siz Kral Zapolya Yanoş'un ordusunda zabit değil miydiniz? Evet. Niçin sordunuz? Yanılmadığımı anlamak için. O zamanlar sizi çok beğenirdim.
Rüyalarıma girerdiniz. Şimdi beğenmiyor musunuz? Beğeniyorum. Hem de eskisinden daha çok. Ben de sizi. Çavuşu Karlovic içeride mi? Evet. Size benim geleceğimden bahsettiler mi? Hayır. Bir kese altın versem, onu görmeye gidebilir miyim? Çok kısa bir an yanında kalacağım. Bilmem. Ama ondan sonra da sizleri görmeye geleceğim. Hadi kapıyı açın. Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Gecenin bu saatinde nasıl girdin buraya? Hiç! Muhafızlara sizi göreceğimi söyledim. Onlar da bıraktılar. Beni neden görmek istediniz? Sizinle tatlı bir gece geçirmek için. Benimle mi? Evet, sizinle. Yoksa beni çirkin mi buldunuz? Hayır! Seni hayatımın kraliçesi yapacağım. Senin yardımına ihtiyacım yok. Defol git buradan. Hasan, ne olur beni yanlış anlama. Estergon Kalesi'nin duvarlarının dili olsa da senin için çektiğim ıstırabı, döktüğüm gözyaşlarını, sevgimi bir bir söylese. O hain köpekleri görmek için gelmen doğru muydu? Namusunu, şerefini onlara teslim ettin. Beni sevseydin ne buraya gelirdin, ne de namusunu teslim ederdin ben zindanda inlerken. Hayır Hasan. Senin ıstırabın benim ıstırabımdır. Seni şuradan kurtarabilmek ümidiyle her türlü tehlikeyi göze alıp kaleye geldim. Senin için icap ederse hayatımı veririm. Namus ve şerefimi asla feda etmem. Ah yiğidim! Zindan çavuşunu hançerleyerek anahtarları ve şu kılıcı aldım. Babam bu hücrelerden birinde olacaktı. Gördün mü? Evet. O hainlerin işkencelerine dayanamayıp öldü. Öldü mü? Zavallı babacığım. Kafir! Gördünüz mü? Sözümde durup hemen geldim. Yanıma gelin, bakın size ne söyleyeceğim. Kardeşim! Cafer! Cafer! Nadezi'yi alıp Ömer'le beraber derhal kaleden çıkıp gidin. Ben Palvarday denilen o kefereden kellesini kestiği Türklerin öcünü almaya gideceğim.
Öcün öcümdür. Yalnız şu anda bir Türk'ün burnunun bile kanaması Şevketli padişahımızı üzer. Hasan, Türk akıncılara Estergon'a geldiler. Harekete geçmenin tam zamanı. Ömer'le Nadezya derhal gizli geçitten çıkıp gitsinler. Biz de ayrı ayrı Palvarday denilen kefereden öcümüzü almaya gidelim. Nadezya'yı kaçıranlar Leopold Burcu kumandanı Tristian Vitelli'yi, Michel'i ve Torbicelli'yi de öldürdüler. Onlar da mı öldü? Evet. Asil kumandanım! Zindandaki Türk kaçtı. Martiri, kulenin Burcu kumandanlarına haber ver. Buraya gelsinler. Karloviç'i çağırın. Evet Asil Karloviç, sizi dinliyorum. Asil kumandanım, Türk Öncü Birliği kumandanı Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ruhani kisvesi altında öldürmek üzere iki silahşörümüz biraz evvel kaleden hareket ettiler. Vay kafir! Yahya Paşazade Bey'i öldürtecek. Güzel! Türk beylerinin ölüm haberi gelince büyük bir kuvvetle Türklerin ordugahına saldıracağız. Cafer, tez ordugaha varmalıyız. Türk beylerinin ölümüne seyirci kalamayız hadi. Hristiyanlık dünyasının ruhani lideri. Acep, ne gibi bir maruzatınız vardır? Devletlim, Estergon'u kurtaracak, selamete eriştirecek yegane kuvvet Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Onun için Estergon Kalesi'nin anahtarlarını teslim etmek üzere huzurunuza geldik. Bu şerefe nail olduğumuz için bahtiyarız. Böyle düşündüğünüze memnun olduk. Estergon'un mümtaz ruhani liderini huzurumuza kabul etmekle zevk duyduğumuzu tebarüz ettirmek isteriz. Dininizde serbestsiniz. Dilediğiniz gibi kiliselerinizde ibadetinizi yapabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Bire bu ruhani heyetini huzurumda sizler mi kurban ettiniz? Evet devletlim. Estergon Kale Kumandanı Palvarday, Yakup Bey ve heyetini kurban ettikten sonra iki silahşörünü rahip kılığına sokarak devletli efendimi, beylerimi öldürmek istediler. Biz de buna mani olduk. Vay bre kafirler! Küffarın kolunu kanadını bu cezirede kırmak gerek! Ey gaziler! Yarın gaza günüdür! Öldürün şunları! Nadezya, sultanım! Bu dinde başlayan aşkımız Estergon'da ebedileşti. Artık Estergon'da şan sesleri yerine ilahi sesli insanların Allah'a terennümlerini dinleyerek kara topraklar altında uyuyacaksın. Tanrı kısmet ederse yarın Estergon Kalesi bizim olacaktır. Allah'a emanet olun.
Türkler geliyor! Arkadaş tutun! Sallanmayın! Türkler geliyor! Hadi! Çabuk olun! Çabuk olun! Maskaları tutun! Türkler geliyor! Hadi çabuk olun! Abi herkes silah başına! Durmayın! Maskaları tutun hadi! Maskaları silah başına! Hayır hadi! Türkler geliyor! Herkes yerine alsın! Maskaları tutun! Silah başına hadi! Hadi herkes yerine alsın! Silah başına diyorum hadi! Çabuk olun! Hadi! Şimdi vazifeniz derhal kale önüne giderek son bir defa can ve mal kaybını önlemek için kale kumandanı Pahl Varday'ın teslim olmasını isteyeceksiniz. Kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını bildireceksiniz. Hadi aslanlarım. Hayda! Hayda! Türklere karşı muzaffer olursanız Papa Pol memnun olacak. Hayrola Kartoviç! Asil kumandanım! Türkler kaleyi dört bir yandan çevirdiler. Hücum etmeye hazırlanıyorlar. Yeter be adam! Derhal birliğinin başına dön!
Emredersiniz. Korkmayınız asil kumandan. Türklere karşı muzaffer olmanız için Hazreti Mesih size yardımcı olacaktır. Türkleri bir balık gibi kalenin surları önünde avlayacağım. Hafızlar! Gelen iki Türk akıncısına nişan alın. İkinci bir emre kadar sakın ateş açmayın. Toplar, tüfekler, ateş hazır olsun. Estergon kale muhafızlarına selam! Estergon kale muhafızlarına selam! Türklere selam! Türklere selam! Şevketli padişahımızın fermanı! Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emriyle kumandanınız Palvarda'yla son bir defa daha görüşmeye geldik. Söyle! Semendire Sancak Bey benden ne istiyor? Palvarday, kasaba zapt edilmiştir. Teslim olduğun takdirde kale muhafızlarının, kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını, aksi halde dövüşmenin size pahalıya mal olacağını son bir defa daha bildirmeye geldik. Dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır. Dövüşeceğiz! Bundan sonra elçimiz ok, lafımız kılıçtır. Hain kefere, şunu unutma! Türk kılıcı kınından çıkmayı görsün, bir daha girmez kınına. Muhafızlarım! Türklerden korkmadığınızı gösterin! Öldürün şu iki Türk akıncısını! Toplar ateş! Görürüm ki bu kale başımıza bela kesilmiştir. Devletlim, ferman sizindir. Palvarday denilen kefere top atışlarından da anlaşıldığı gibi dövüşmek ister. Biz de cuma ikindi namazını Estergon kale içindeki büyük kilisede eda eder, onu camiye tahvil ederiz. İnşallah! 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 Paşalarım, beylerim, kumandanlarım, silah arkadaşlarım, Estergon kalesini ilk defa fetheylemek sizlere nasip olacaktır. Cenab-ı Hak'tan dilerim ki hepinizin bileği kuvvetli, kalbi emin, kılıcı keskin olsun. Cenk edip muzaffer olacağız! Cenk edip ölmesini bileceğiz! Cenk edip ölmesini bileceğiz! Ya Rabbi, bir bölük ümmeti Muhammed'i yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme ya Rabbi! Amin! Amin! Muhafızlarım, İsa'nın çocukları, vurun! Öldürün! Fakat Türkleri bu kaleden içeri sokmayın! Bu kale sizlere İsa'nın bir armağanıdır. Onu ölünceye kadar müdafaa edeceksiniz. Türklerin dininde Hristiyan kanı içmek mübahtır. Türkler kaleyi alırlarsa hepinizi esir edip öldürecekler. Sonra da kanınızı içeceklerdir. Kahraman askerlerim! Bunun için bütün kuvvet ve gücünüzle Türklere karşı dövüşmelisiniz. Onları mutlaka öldürmelisiniz. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Acizden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey Serdar Mücahit. Hüda kılıcını keskin etsin ömrünü gün gibi vedit. Fahri alemi hoşnut etsin Hak. Gazayı ekberin etsin mübarek Hüseyin. Vesrün minallahi ve fethü karim.
Beşir beni ya Muhammed. Yiğitlerim, cenk arkadaşlarım, Allah bileğinizi kuvvetli, yüzünüzü ak ede. Kafirlere aman verilmesin. Ölen ölecek, kalan fütur getirmeden saldıracaktır. Estergon'da mahalle mahalle bu şehri zapt eden kahramanlar olarak adınız şan ve şerefle yad edilecektir. Koman şahbazlarım, koman! Ya düşmanı kahreyleyerek Türk sancağını Estergon kalesi burçlarında dalgalandırırım, ya da ben kahrolup giderim. Ya Rabbi, bizi düşmana zebun etme. İşte pak bir vicdanla huzurundayım. Bizi muzaffer eyle ya Rabbi. İleri! Şahbazlarım köle bizim alıyor!
Hayrola Tikos? Vaziyet kötü. Türkler açılan gedikleri tamir etmemize imkan kalmadan kaleye girdiler. Aman kafirleri şahbazlarım! İleri gazilerim! Kardeşler, dostlar, yiğitlik günü bugün. Hadi ileri! Durmadan ileri! Durmadan! Muzaffer kıldı. Savunun kafirler! Öldürün şunu! Vicdansız köpek! Bana yaptığın kötülükler için! Hıh!
Haydi be salon şafirler! Buyurun! Hücum! Aman kurtlarım! Vurun gazilerim! İleri! Havvarday derin kefeneden öcüm almaya gidiyorum! Kuvveti, iman kuvveti, Rabbim sen beni koru, ya Allah, ya Allah. Artık elimden kurtulamayacaksın. Seni de diğer Türkler gibi öldüreceğim. Hain kefere, kurban ettiğin her Türk için vücudunda bir yara açacak. Hasan! Beyzadem gazan mübarek olsun. Kale düştü. Seninle Cafer. Gazan mübarek olsun. Aslanlarım, kul dediğin sizler gibi olmalı. Her birinize sancaklar versem gene hakkınızı ödeyemem. Dileyin benden ne dilersiniz? Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm. Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm. Hasan kulum, seni serden geçtilerin başı seçtim. Vazifen, Böğürdelen Kalesi'ni fethetmektir. Kurban olmadan Böğürdelen Kalesi'ne Türk sancağını dik. Kulluğumuzu ispat eyleyeceğiz. Hepimiz uğruna baş koyduk. Şehadeti cana minnet biliriz. Bizler de şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'a iltihak etmek üzere yola çıkacağız ve Viyana muhasarasına iştirak edeceğiz. Allah-u Ekber, ordumuz olsun, daim muzaffer. Merhaba gazilerim! Gaziler, milletimiz uğruna kanımızı akıtmaya gidiyoruz. Hedefimiz Böğürdelen Kalesi! Aslanlarımı sen koru, onları daima muzaffer kıl. Selamet